Bir Doğruya Doğru programında yine birlikteyiz. Bundan yaklaşık bir ay önceden itibaren önce Manavgat'ta başlayıp daha sonra Bodrum, Marmaris ve bütün Akdeniz'in batı kısmını kaplayan yangınlarla binlerce hektar alanlarımız yandı, kül oldu. Onunla birlikte içindeki binlerce, milyonlarca canımızı da kaybettik. Son 30 yılda bilim adamlarının bizi uyarmasına rağmen bir iklim kriziyle karşı karşıya kaldığımızı belki de en çok bu yaz biz fark ettik. Bundan sonraki süreçleri kurtarmak adına da orman yangınlarını bertaraf edebilmek adına da bu işin uzmanı biriyle sizleri buluşturmak istiyoruz. Bu kişi yıllar önce şehrimizi, ülkemizi bırakıp Avrupa'ya yerleşen, Avrupa'da çok önemli makamlara gelip bu makamlarda ülkemizi ve kendi şirketini temsil eden çok değerli bir insanla sizleri tanıştırmak istiyorum. Sayın Zeydan Öncü, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizin background'unuz çok zengin ve bu background'u ancak siz kendi şahsi birikiminizle geçmişinizi bizimle bugüne kadar ki bütün geçmişteki süzgeçteki yapmış olduklarınızı ve şu anki pozisyonunuzu bizim aracılığımızla YouTube'da bizleri izleyecek dostlarımızla paylaşır mısınız? 1979'da Reyhanlı'dan Almanya'ya gittim. Almanya'da Münih Teknik Üniversitesi ve Hamburg Üniversitesi'nde uçak ve uzay bilimlerini okudum. 20 yıl Airbus'ta görev yaptım. 9 yılı mühendis yetiştirmekle geçti. A380 projesinin ilk çizgisinden ilk uçuşuna kadar içerisindeydim. Toulouse'da, İngiltere'de ve Almanya'da bulunmak üzere. Daha sonra A400M projesini başına getirdim. Kendi firmamızı kurduk. Firmamız şu an Almanya'da iki yerde, Pakistan Hava Kuvvetleri ile olan joint venture'imiz, Mısır'da ve İngiltere'de yerlerimiz var. Biz uçak dönüşümünü yapmaktayız. Buna ait dünyaca lazım olan tüm sertifikaları bizde var. Özellikle son 1-1,5 ay içerisinde gerçekten de çok müşkül durumlar yaşadık. Aynı durumları biz geçen yıl yaşamıştık. Bakıyorsunuz 1-2 kilometre içerisinde multifokal odaklı yangınlar çıkıyor. Bunlar için daha kapasiteli, daha güçlü, daha hızlı, daha manipüle edilebilecek araçlara ihtiyaç olduğunu hissediyoruz. Bu konuda da sizin bir çalışmanız var. İstedim ki bu sizin bu birikimi, bu Ar-Ge'nizi ülkemizin ilgili makamlarıyla paylaşmanız. 9 tane uçağımız var. Askerlerimizi, işte tanklarımızı, savaş araçlarımızı taşıyabilen bir A400M hava uçaklarımız. Bunlar gerçekten müthiş, hem hız konusunda normal uçaklar kadar en az uçabiliyor. Çok alçak irtifada uçabiliyor. Dağın içerisinde 700-800 metre uzunluğundaki çim alanlara rahat rahat inebiliyor. Çok fonksiyonlu, çok düşünülmüş, yıllarca Ar-Ge'si yapılmış bir uçak. Ve siz bu uçak yapılırken bunun genel müdürlüğünü yapan bir arkadaşımızsınız. Bu uçak farklı fonksiyonlarla bu yangınları söndürmede bize katkı sağlayabilir mi? Mevcut işini yaparken bir saat içerisinde hazırlanıp yangını söndürmeye nasıl gider? Bunu lütfen bizden çok böyle sindire sindire paylaşın. Bizi izleyecek tüm dostlarımızla ve yetkili makamlarla paylaşmak istiyorum. Evet, bu A400M projesinde AKA firmasıyla beraber çalışmaktayız. Bu uçağın kapasitesini, bu uçağın fiziksel yapısını tanıdığım için onlarla bu konsepte başvurduk. Bu uçak panserleri taşımakta. Panserleri taşırken bu panserlerin nasıl söyleyeyim size sağlama alınması, bağlanması, hareket etmemesi uçağın içerisinde çok önemli. Bunlarla ilgili tüm çalışmalar zaten uçağın içerisinde var. Yapılan konsepte bir konteyner, 10'ar tonluktan oluşan iki tane konteyneri birleşimi. Bunda siz 10 tonu birden sürpebilirsiniz veya 20 tonu birden. Yani siz bu sonra, askeri evet, uçağın içerisinde bir konteyner yerleştiriyorsunuz. Hiçbir şeyi değiştirmekte. İki bölümden oluşuyor bu konteyner. Evet. İki bölümde, her bölümde 10 ton su oluyor ve bu 10 ton suyu isterseniz birini boşaltabiliyorsunuz. Evet. Ve 10 tondan 20 ton su boşaltabiliyorsunuz. Ve evet, bu uçağın içerisinde bu konteynerleri çok kısa bir zaman içerisinde
Aynı o tankları ve diğer asker araçları yerleştirdiğiniz gibi anca o kadar evet. yerleştiriyorsunuz. Evet. Uçağın içerisinde hiçbir değişiklik yapmamıza gerek yok. Yaptığımız analizde uçağın ne kanatlarının da diğer C-130'lar gibi Amerikalıların uçakları gibi onların bir değişime ihtiyacı var. Sivil uçakların da bir değişime ihtiyacı var. Şansımız burada bu uçaklar var, uçmakta, hiçbir değişiklik yapmaksızın bu konteyneri uçağın içerisine kızaklarla yerleştirmekte, kızaklar zaten hazır, bağlayıp mekanik olarak o suyu release etmek. Saniyelik bir olay. Kullandığımız zaman süreci testlerde 33 dakikaya geldi. Ama biz diyoruz ki oradan ve buradan 1 saat sürsün. %50, %60 üzerine security koyduk. Yani ne olur ne olmaz insan biraz geç kalabilir. Ama 1 saat içerisinde uçabilecek hale gelen bir uçak. Şu soruyu sormak istiyorum. Bu yangın söndürme uçakları ve helikopterleri gölden, denizden rahat rahat su alabiliyor. Biz bunun için nasıl tankları suya doldurabileceğiz? Tankların sularını efendim çok basit. Çünkü bu uçak havaalanlarının hepsine, bulunan havaalanlarının hepsine inebilecek yapıya sahip. Havaalanlarındaki su depolarından bunu 10 dakika içerisinde, bakın 10 dakika içerisinde 20 ton suyu doldurabilmekteyiz. Kapanması 2-3 dakika sürer. Ondan sonra uçuşa hazır efendim. Yani 15 dakika bir molayla biz ikinci bir uçuşu sağlayabiliyoruz. Aynen. Evet. Suyun boşaltım süresini, hızını, debisini ayarlayabilir misiniz diye sorabilirler bize. Tabii. Onun için ben size sorayım. Onlar sormadan akıllarında bir şey kalmasın. Tabii. Tabii. O suyun boşalması 8 saniye sürüyor efendim. Ama yavaş uçtuğunuz zaman belki 10 saniyeye çıkar. Bunun hızını ayarlayabiliyor muyuz? Debisini, tabii, 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 tabii. Bunu otomatik mi ayarlayabiliyoruz, manuel mi? Elimizde mi?